Beyler bayanlar selamlar. Bu sefer farklı bir videoda karşınızdayım. Neyle alakalı mı? Son bir sene içerisinde yaklaşık olarak tabii ki her projeyi gösteremeyeceğim. Çok vakit alır ama e, hem paylaştığım hem de bazı büyük projelerde neler oldu? Nelerde hata yaptık? hangilerine battık? Hangilerinde çıktık? Böyle hızlı hızlı bir şekilde inceleyeceğiz. Ege'nin öncesi ilk videodan itibaren bir bakalım neler olmuş. Öncelikle arkadaşlar ben ilk play to earn nedir bu modeli sizlerle 14 Mart tarihinde tanıştırmaya çalışmıştım fakat şu an izlenme sayısı fazla olsa da o zamanlar 500-600'de kalmıştı. Ya demek ki insanların isteği yok vesaire dedik. Ondan sonra Elis'in satışı vardı. Elis'in satışından çok güzel kazandılar. Daha sonrasında da arkadaşlar Ember Sword'la başladık ki Buradan başlayalım. Ember Sword'da ne oldu arkadaşlar bilmiyorsanız da projeleri kendiniz araştırın. Burada teker teker projeleri maalesef uzun bir şekilde anlatamayacağım. Ember Sword'da biz bir sürü land aldık ve land'leri yaklaşık olarak 44 dolara almışız arkadaşlar. Ve current price'dan hesaplıyor. Aslında o zamanlar daha da düşüktü Ethereum. 44 dolara bile gelmemişti. Daha ucuza gelmişti. Peki şu anki fiyatını arkadaşlar aldığımız land'lerin fiyatına bakarsak şu anda bir tane land'ime bakıyoruz. 716 dolar 10 katından da fazla neredeyse 20 katına kadar bir kar elde ettik Ve bir tane de land almadık birden fazla bir sürü land aldık Geçiyorum hemen ikinci oyuna bu oyunu ikinci bir kanalda paylaşmıştım aslında Ozanakan diye açıp Ve bir sene önce paylaşmıştım 21 Aralık 2020'de bir seneyi de geçmiş ve SLP'nin O zamanki fiyatına bakacak olursak arkadaşlar Evet listeyi bir daha düzeltmek zorunda kaldım O zamanlar SLP fiyatı 1 centmiş arkadaşlar Yani burada yine inceleyip girenler Şuradaki tüm hype'lardan hayvan gibi faydalandı Ki üretim üretimi de vardı Daha bunun içinde zaten çok ayrı bir noktaya taşıdı Eksiye o vakitte girenler Bir sonraki diğer oyunumuz Run Başlangıç ücreti de çok düşüktü Ve paylaştığım tarih 8 Aralık arkadaşlar 8 Aralık'a bakacak olursak Hemen şurada bulalım Neresi? Hemen burası arkadaşlar. Görüyorsunuz yaklaşık olarak 106 dolar civarındayken daha sonrasında yaklaşık 2 ay 3 ay boyunca bu oyundan uğraşanlar çünkü bu biraz emek isteyen bir oyundu. Yine çok güzel kazandılar. Ve diğer kritik oyunlarımızdan bir tanesi D-Ball. Biz bu oyundan arkadaşlar zarar ettik. Kar edebilecekken zarar ettik burada da küçük bir uyarı geçeyim şu anda size. Ne uyarısı bu? Aç gözlü olmayın. Daha sonrasında o uyuyu kazandırıyormuş deyip hype'ın tepe noktasındayken tekrardan girmeyin. Biz bu hatayı yaptık. O gün zaten bize ders oldu. Bir daha da aynı şekilde harekette bulunmadık. Tüm karımızı içeri bırakıp üstüne de zarar ettik arkadaşlar. Peki ne zaman paylaşmışım? 11 Ağustos'ta paylaşmışım arkadaşlar. Oyun zaten 11 Ağustos'ta çıkmış. Daha öncesinde paylaşma imkanım yok. Burada girenler çok güzel kazandı. Biz kazanacağız falan filan. Hadi açalım 4 tane daha hesap açalım dedik ve tüm paramızı burada kazandığımız parayı istedi. birazcık da zararla bu macerayı da sonlandırmış olduk. Bir diğer oyun Discord oyunu vardı. İlk defa çıkan Discord oyunlarından bir tanesiydi bu arkadaşlar. Journey to Godhood isminde çok uzun yapmışlardı. Video tarihine bakarsak 12 Eylül'de paylaşmışız ve 12 Eylül'deki şeyine bakarsak arkadaşlar şu arada 0117 Vax civarındaydı. Daha sonrasında devam eden bir hafta boyunca yine düzgün kazandırdı ki buna giriş ücreti neredeyse yok gibi bir şeydi. Birkaç dolara girebiliyordunuz. Yine de uzun bir süre boyunca e, parayı kazandırdı. Peki oyunun ne oldu? Daha sonrasında Discord'ları patladı. Yeniden açlar derken oyun maalesef sonlandı. Ve diğer oyunumuz büyük ihtimalle herkes zaten bunu biliyordur. Bombacı arkadaşlar. Bombacıyı 3 Ekim'de paylaşmışız. Ve 3 Ekim'den bakacak olursak oyun zaten 1 Ekim'de çıkmış 2 gün sonrasında sizlere paylaşmışız ve bu tarihe kadar şu sonu saymazsanız girenler harika bir şekilde kazandı. Şimdi geçelim coin tipşe bu kazandırandan çok kaybettiren projelerden bir tanesi oldu bizler için ve güzel de bir ders oldu. Ne dersi oldu arkadaşlar? Bu tıklamalı oyunlarda geç girmemek gerektiğini birkaç sefer daha öncesinde aslında denemiş görmüştük ama tamam dedik. Bundan sonra hype'i yakaladıktan sonra kesinlikle bulaşmayacağız dedik. Neden mi? 29 Kasım'da paylaşmışız arkadaşlar bu videoyu ve şuraya bakarsanız 29 Kasım buraya geliyor. Hype'ın direkt daha sonrasında zaten tekrardan aşağıya doğru indi ve bu oyun kendini kapatan ilk oyunlardan biri oldu arkadaşlar normalde oyunlar kapatmaz kendi kendine sonlanır ki daha sonrasında birçok projede bunlara örnek aldı ve şu anda birçok oyunda maalesef bu şekilde kapanıp gidiyor hoş olaylar gerçekleşmiyor neyse o sonraki videonun konusu bu da bize ders oldu ki hype geçmiş bir oyuna girmiyoruz Sonraki oyunumuza bakarsak Ryze'di. Oracle denemelerimizden ilklerden bir tanesiydi arkadaşlar. Oracle'ın ne olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Ryze'di. ilk bir hafta boyunca girenler kazandı. 2 Aralık tarihinde e, paylaşmışım ama maalesef listelenmelerde 12 Aralıktan öncesini göstermiyor. Neden böyle bilmiyorum. Aslında Pool Coin'den de bakabilirdim. Neyse şimdi vakit kaybetmeyelim. E, oyuna yaklaşık ilk 10 gün içinde girenler çok güzel para kazandı en azından yani 10. 11. gün falan giren Royce'ni çıkarttı ama daha sonrasında girenler battı ki Oracle sistemlerinde en sağlıklı ilerleyenlerden bir tanesi buydu. Bu olmasına rağmen maalesef belli bir süre sonra tıklamalı oyunlarda arkadaşlar özellikle Oracle kullananlarda 20 gün 30 gün civarında bir süresi oluyor. Lütfen buna dikkat edin ki artık bu süreler daha da kısaldı. Yani eskiden ilk girdik Roy'u çıkartabiliyoruz derken artık tıklamalılarda çıkartamıyoruz. Son iki seferde de para kaybettiğimiz için dedik artık biz oracle oracle istemiyoruz. Bununla ilgili de ekstra bir video çekeceğim zaten oracle reverse oracle nedir bunlardan nasıl zarar ettik diye. Ve diğer oyunumuz Pegaxi. Pegaxi ile ilgili iki tane videom vardı zaten. İlkini 13 Aralık'ta atmışım arkadaşlar. Biliyorsunuz buradaki satın aldım 350 dolara satın aldığımı yaklaşık e, dolarda dolar yüksekti. O zaman 110 bin lira gibi bir şeye satmıştım. Zaten hala devam ediyor ve Troy Guild'de de bir işbirliğimiz var. Bilmiyorsanız Discord'umu da beklerim. Bu işbirliğiyle bedava at sahibi sahibi olamaz da aslında kiralayabilirsiniz. Bedavaya oynatabilirsiniz hiçbir ücret ödemeden ve ücretsiz bir şekilde para kazanabilirsiniz. Cat Island. Arkadaşlar bu oyun beklemede. Hala yatırdık. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bakalım 5 sene daha bekletecek mi bizi? Ve diğer oyunumuz Crypto Royale. Arkadaşlar şu anda çok güzel para kazandırmıyor. Belki de kazandı hiç kazandırmıyordur. Ta ıı, tekrar kontrol etmedim. Ama o sürede oynayanlar sermayesiz bir şekilde güzel para kazanabiliyorduk paylaştığım tarihte. Ve diğer oyunumuza geçelim. Sunflower. Sunflower bilmeyen yoktur. Bu, bu oyunda da zarar eden arkadaşlar oldu. Yorum yapmayacağım arkadaşlar. Yorum yapmayacağım. Hemen diğer videomuza geçiyorum. En riskli oyunlardan bir tanesi. Hırsız polis. Ama bu oyun çok tuttu. Arkadaşlar onlarca hatta belki de yüze de yaklaşmıştır. Klon çıktı, kopyası çıktı. Klonlardan bazıları çok güzel kazandırıyor. Peki biz ne kazandık? Öncelikle hırsız polisten arkadaşlar 22.94 Avax'a girmişim ve daha sonrasında çıktığımda o sırada Avax'ta da MetaMask'te başka bir işlem yoktu. Sadece bu işlem için girmiştim. 28.50 ile çıktım. Yani yaklaşık olarak 23'e 28.50 dersek 5.5 6 Avax civarında bir para bıraktı. Ve bu oyunun aynısı sol klonun çıktı ardından ona girdik. Onda da yaklaşık e, 4 ortak girdik riski bölüşmek için yine kişi başı 5 sol civarında bir karımız oldu ama onu burada gösteremiyorum çünkü ortağım Emrah'ın cüzdanında arkadaşlar. Peki bundan sonraki çıkan hırsız polislerden ne yapmalıyım arkadaşlar maalesef biz de bilmiyoruz biri tutuyor ikisi tutmuyor üçü tutuyor 10 tanesi tutmuyor ondan sonra. Eğer arada tutturanlara denk gelebilirseniz hızlı bir şekilde ilerlemesiniz ve kesinlikle en baştaki minte girin. Sonradan girdiğiniz zaman maalesef hırsız polis oyunlarında e, kaybetme riskiniz daha yüksek oluyor. Peki geçelim sonraki oyunumuza Arena of Glory. Arena of Glory'de bir tık geç kalmışlık var paylaşım anlamında. Çünkü ben de geç keşfetmiştim arkadaşlar. 7 Aralık gecesi keşfedip 8 Aralık uyumadan hemen o videoyu atmıştım. Bu videoyu atmıştım çok iyi hatırlıyorum. Ve 8 Aralık'ta baktığımızda tam 8 Aralık gecesi şu araya denk geliyor. Hype'ın tam bir öncesinde hani videoya atar atmaz girenler şu arada çok güzel kazandılar hemen Roy'leri çıkarttılar ama sonrasında kalanlar bu sefer evet Birazcık e, üzücü oldu ama e, NFT almadan oyunu ücretsiz bir şekilde oynayanlar arkadaşlar yine çok güzel paralar kazandılar. Çünkü para harcamadılar. Peki sonraki oyunumuz ne arkadaşlar? Warspace. Şu anda çok kötü gidiyor. Bir önceki videomda bununla ilgiliydi. Roy'lar felaket durumda. Harbi felaket durumda. 600 gün Roy mu olur? Bu oyunla ilgili ön inceleme, ön satış videosu oluşturmuştum. Peki ön inceleme videosunu ben 11 Ocak tarihinde yapmışım ve ondan sonrasında arkadaşlar hangi örnekten bakalım? Örneğin Starter Pack. Public sale'den eğer Starter Pack alabilseydiniz ne kadar satılıyormuş? 150 Vox'a satılıyormuş. Peki aynı zamanda ilk gün direkt hiç oyunu oynamadan sadece al sat. 10 katı ben parayı cebime koyacağım deseydiniz arkadaşlar. Direkt 10 katı yani ne kadar denk geliyor? Yaklaşık 1400 hadi market komisyonu da düş 140'da. 1000 Vox civarında bir parayı cebinize koyabilecektiniz. Evet bunda da bu hem War Space üstünden hem diğer oyunlar üstünden iki oyun üstünden aslında size bir değerlendirme yapayım. Arkadaşlar oyun çok yükseldiği zaman illa oyunu oynamak zorunda değilsiniz. Alsat da yapabilirsiniz. Her zaman bunun değerlendirmesini şu şekilde yapın. Ya ben bu oyunu oynamaya devam etsem oyun bir kere ne kadar devam edecek? Bir ay mı düşünüyorsunuz? Bir ay bu fiyatlardan peki devam ederse bana ne kadar para bırakacak? İki ay devam ederse iki ay bana ne kadar para bırakacak? Yaklaşık bir değerlendirin. 300 dolar mı bırakacak? 500 dolar mı? E peki siz e, o NFT'yi sattığınızda 1000 dolar elde edebiliyorsanız, neden satmayasınız? Bunun her zaman bir değerlendirmesini yapın. Bir oyuna girdiğinizde sonuna kadar devam etmek zorunda değilsiniz. Doğru zamanda çıkmayı bilin arkadaşlar. Ama bazen erken de çıkabiliyorsunuz. Örneğin benim neredeydi hemen şuradan bulalım. Pegasi örneğindeki gibi. Ben Pegasi'de birazcık daha erken çıkmışım. Birazcık daha geç çıksaydım herhalde 3000-5000 bin, bin dolar daha bir cebime koyabilecektim. Ama örneğin nerede diğer oyuna geçelim. Bu oyunda da doğru karar verdim. Erken çıktım. Erken çıktığım için daha fazla kar elde edebildim Hırsız Polis oyununda. Neyse. Geçelim sonraki oyunumuza arkadaşlar. Creature World. Creature World hala kazandırıyor. Nasıl kazandırıyor arkadaşlar? Öncelikle düşen gold'lardan kasa açıyorsunuz. Kasadan direkt size bazen materyal geliyor, bazen direkt wax geliyor. Ee, ve günlük ben en azından bir hesapla bir tane NFT düşürüyorum net bir şekilde. Ve yaklaşık olarak da bir tane kasa dolduruyorum. E bunun da değeri ortalama 4 Vax civarı 3-4 Vax civarına geliyor. Neyse bunun ROI'sini isterseniz gelirsiniz Discord'da birlikte bir daha bir hesaplamasını yaparız. Şu şekilde bakalım arkadaşlar bu videoyu biz... E, Emrah daha doğrusu 4 Ocak'ta paylaştı. Ben üstüne tekrar video paylaşmayayım dedim. Birazcık bekledim. Takip ettiğim projeler diye sadece söz ettim. 4 Ocak'ta biz bu videoyu paylaştığımızda fiyatlarına bakarsak arkadaşlar herhangi bir kripçür fiyatına bakıyorum şu anda 8 Vax civarındaymış ardından devam ediyor devam ediyor devam ediyor tekrardan 8 Vax'a arkadaşlar bir ay sonrasında geri geliyor ki bu bir aylık süreçte de ROI'nizi her türlü çıkartıyordunuz üstüne deli gibi kar elde ediyordunuz. Ve geçelim diğer oyunumuza, On Mars arkadaşlar. On Mars kadar ben güncelleme yapan bir oyun görmedim. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Ee, benim için kötü yanı, anlattığım şeyler çöp oluyor. Size bir rehber oluşturayım diyorum, çöpe gidiyor. İyi yanıysa ne, oyun sürekli güncellendiği için canlı kalıyor ve community'yi dinliyor. Sürekli yeni etkinlikler düzenliyor. Hala kazandırıyor oyun ama e, köklü bir güncelleme geldi. Onunla ilgili de bir video hazırlayacağım en yakın süre içerisinde geçelim diğer oyunumuza. Bizi batıran diğer oyunlardan, zarar ettiren diğer oyunlardan Crystal Kingdoms arkadaşlar. Crystal Kingdoms bize neyi öğretti? Şunu öğretti. Oynanışla token listeleme tarihi arasında çok 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 uzun bir süre varsa genelde bu oyunlar belli bir süre sonra zarar ettiriyor. Eğer böyle çok büyük Illivium ya da ne bileyim X Infinity çıkmamış olduğunu düşünün çok uzun süre bekletti ama çok güzel oyun çıktı. Ya da Guild of Guardians. Gerçi onun token listelenmedi. NFC çıktı ama. Neyse basit oyunlarda bu ikisinin arasındaki süre uzun olunca bir şekilde işler yolunda gitmiyor. Bunu görmüş olduk ve bu oyuna benimle birlikte giren arkadaşlar da maalesef zarar etti. Umarım diğer projelerden daha çok kazanırsınız. Bir sonraki projemize geçelim. Goldman. Goldman zaten şu anda hayvan gibi hype'lı durumda. Ve biz bu videoyu ne zaman paylaşmışız? 24 Ocak tarihinde paylaşmışız. Ve Normal public sale'den arkadaşlar 329 vaksa bir paket alabiliyordunuz ve aldığınız paketi hadi oynamadığınızı varsayalım arkadaşlar. İlk başta evet en başta paket tutmadı. Zaten şuradaki satışlarını da görebilirsiniz. Zararını sattı, zararını sattı sonra adım adım yükseldi. Adım adım yükseldi derken şu an 10 katı kadar bir fiyata satabiliyorsunuz. Peki bu size nasıl bir ders vermeli arkadaşlar? Bir şeyi satın aldığınızda Bekletin cüzdanınızı bekletin arkadaşlar. Eğer illa o paraya ihtiyacınız yoksa NFT cüzdanınızda dursun. Belli bir süre sonra o NFT tekrardan değerlenebiliyor. Ama bu demek değil ki aç gözlü olun. Eğer örneğin Warspace'deki gibi o bu daha da yükselecek, daha da yükselecek deseydiniz Warspace aşağıya doğru inerken bu sefer paket elinizde kalırdı. Bunların değerlendirmesini doğru yapmanız gerekiyor. Şu ana kadar kanalımda paylaştığım tüm videoların hem paylaşım tarihi hem o sırada oyuna girseydiniz neler olurdu ve neler biterdi sizlere göstermeye çalıştım. Daha arka planda gösteremediğim bir sürü oyun var. Örneğin Guild of Guardians Ubisoft destekli en güzel oyunlardan bir tanesi. Bunun da çok yakın zamanda bir detaylı anlatımını yapacağım. YouTube'da büyük ihtimalle bir sürü videosu vardır isterseniz onlardan da seyredebilirsiniz arkadaşlar. R Planet ya da R Planet doğru okunuşuyla bu çok önceden girdiğimiz, imeceler, havuzlar oluşturduğumuz, bir sürü eşya ürettiğimiz, mitlediğimiz güzel oyunlardan bir tanesiydi ama aç gözlükleri nedeniyle battı derken tekrardan şu anda çok güzel güncellemeler yapıyor. Şu an geri gelebilir gibi belki bir yere kadar gelir. Eğer geri gelirse de Vax'ta ilk oyun olacak. Nasıl bir ilk oyun olacak? Tekrardan arkadaşlar canlanan ilk oyun diyebileceğiz. Çünkü daha önce önceden hiçbir oyunun canlandığını görmedik. Elimiz zaten biliyorsunuz hala oynuyoruz. Evet, manuel bir şekilde elle tık 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 yapmıyoruz maalesef. E, neyse burayı geçiyorum arkadaşlar. Anlayan anladı. Örneğin diğer e, çok eskiden oynadığımız bir oyun Fox'te arkadaşlar. Gayet güzel kazandırdık. Şu anda e, oyun maalesef yaklaşık 4-5 ay öncesinde büyük ihtimalle öldü. Tekrardan Iı, Aşçaklar mı ne yapacaklar bilmiyoruz takip ediyoruz. Kolobok bizi zengin eden oyunlardan bir diğer. Öf çiftleştir babam çiftleştir. Hayvan gibi çiftlik kurmuştuk. Takip edip sadece alsatla kazandığımız diğer oyunlardan bir tanesi Farming Taste oldu. Hiç oynamadık arkadaşlar. Neden oynayalım? Yani şöyle bir düşündük. Farming Taste direkt çiftlik bankın aynı şeydi. Demişlerdi ki ya biz size bir kaç tane hayvan alacağız ve bu hayvanlar işte gerçek çiftliği olacak. Siz oynadıkça biz size yumurta vereceğiz. Ya kardeşim biz Türkiye'de bunu bir kere yedik. O yüzden teşekkür ederiz dedik. Paket satışına bile girmeyecektik O anki bir gazla hadi girelim ya. Hadi girelim. Hadi girelim dedik. Ve paketlerden birkaç tane aldık. Paketten ne çıkmıştı? Şöyle göstereyim örneğin. Mini pack aldık arkadaşlar ve bunun içinden 5 tane animal çıktı. Ve bu peki 290 box'a satın almıştık ve paketlerden tanesini arkadaşlar her birine her bir hayvanı 600'e sattık. 3000 box'a sattık. Yani bu da demek oluyor ki yine yaklaşık 10 katı bir kar bıraktı bize. Daha arka planda Faraland döndü. Şu anda oynamaya devam ettiğimiz Star Atlas. Star Atlas tabi çok karlı olmasa da. Bu tıklamalı ve savaştırmalı oyunların babası olan Crypto Blast vardı. Bizim bu Play to Earn çok 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 eskiden beri devam ediyor. Baya badireler atlattık. Baya deneyimler kazandık. Burada da şu an tanıtım videosu olarak paylaşacağım. Bu videoda arkadaşlar nereden geldik, neler yaptık ve nerelere doğru gidiyoruz sizlerle paylaşmak istedim. Öyleyse sonraki Play to Earn oyunlarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.